Aşağı yukarı. Kalkın. Kalk. Evet. Yemek satan yerde çalışanların öğle yemeğine dışarı gitmesinin acı sonuçlarını gösteren kamu spotunu izlediğimize göre artık para kazanmalıyız. Sen ne zaman geldin? Beyefendi çok güzel konuşuyordunuz. Bölmek istemedim. Adaptasyona bak. Aferin. Baş garson yaptım seni. Fiza. Burada. Bak ya. Bana bak. Adaptasyona bak. Fizacığım, seni işe aldığım günün sabahında Kartal'a da işe almıştım. Yan yana geldiğinizde nasıl bir görelilik oluştuysa seni akıllı biri zannetmiştim. Aha! İşlerimi teslim edeceğim adam dedim senin için. Adam mı? Ama artık yeni bir elemanım var. Hepiniz onun yanında azıcık tebessüm ettiren espri gibisiniz. Ama ben kahkaha atmak istiyorum. Ben gülmezsem hiç kimse gülmez. Ben gülersem herkes gülür. Anlıyor musun? Anlamadık Hilmi Bey. Anlasan şaşardım zaten. O elini masaya vuran Feyza'ya ne oldu? Gözlerini belerte belerte hepimizi korkutan bıçkın delikanlıya ne oldu? Feyza, silkelen ve kendine gel. Gerçek Feyza'yı göster hepimize. Unutma, muhtaç olduğun testosteron damarlarında mevcut. Anlıyorsun değil mi? Hepiniz bunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Tabii. Evet. Söyle bakalım bize. Dükkana müşteri çekebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Reklam yapmalıyız. Evet. Mekanı tanıtmalıyız. Çok güzel. Herkese haber salmalıyız. Evet. Yine gelmezlerse anladıkları dilden konuşmalıyız. Çok mantıklı. Cem arkadaşımızın söylediklerinin tam tersini yapacağız. Onun aklı ticarete erseydi benim yerimde olurdu. Ama değil. Bize ne yapmamamız gerektiğini söylediği için hepimiz Cem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Maalesef. Evet, gelelim sana karta. Ne? Bir restoranın en büyük gideri nedir? Galiba SSK'lar. Baktım hala yatmamış. Lan daha iş yeri girişini yapamadık. Sağlık raporu istedik. 10 günlük istirahat raporu getirdin. İşe gelmedin. İkametgah dedik. İyi hatırlattınız. Kalacak yerim yok. Ben burada yatayım dedin. Burada yatmaya başladın. Ne söylesek aleyhimize delil olarak kullandın. Nüfus cüzdanı fotokopin yok lan daha senin. Hayır söyleyeceğim. Karşılığında bir şey istersin diye söylemeye çekiniyorum. Yapmak isteyen yapardı Hilmi Bey. Bunlar hep bahane. Sadete gelin, sadete. Ulan kiradan fazla telefon faturası gelmiş. Günün yarısında Ukrayna'yla telefonda ne konuşuyorsun sen? Kız arkadaşlarımla konuşuyorum. Ulan Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı aradım, sordum. Vladimir Putin bile senin kadar görüşmemiş Ukrayna'yla. Ne konuşuyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen? Onlar senin kız arkadaşın değil. Anla artık bunu. Özel hayatım beni ilgilendirir. Asıl şu zam işini konuşak. Biz para konuşurken ekmeğimi kazanayım yeter demiştim. Hakikat bir ekmek verip yolluyorsunuz beni. Zam istiyorum artık. Bari şunu bir buçuk ekmek yapalım. Ne dedin? Zam mı? Lan ben o kelime tehlikelidir. Zam demeyeceksiniz. Üç harfi diyeceksiniz demedim mi? Hı? Demedim mi? Üç kere zam derseniz musallat olur çalışanlar. Huzurumuzu bozarlar. Hadi gidin buradan. Gidin. İki saat sonra gelin. Hadi. Yürü. Yürü. Hepinize ticareti öğreteceğim. Hepinize. Anam.